Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size neden ucuz akıllı bileklik almamanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu aldığımız akıllı bilekliği biraz bir kullandık, yani 2-3 ay falan kullandık. Sonrasında da bağlantı sorunu yaşamaya başladık. Özellikle de bu Samsung telefonlarda bir bağlantı sorunu oldu. Normalde bu akıllı bilekliğimizi uygulamasını indirip burada şuradan uygulamasını indirelim. Uygulamasını da kaldırmışız biz. Fit Pro diye bir uygulaması var bunun. Buradan Fit Pro'yu indiriyoruz. Yani normal olması gerekeni ben anlatıyorum. Bunun uygulaması Fit Pro'ymuş. UE Smart Band 4 diye bir akıllı bileklik. Yani sözde akıllı bileklik hiçbir işe yaramaz. Biraz kullanırsınız, ondan sonra bağlantı sorunu yaşarsınız. Tekrar silip yüklemeniz gerekir. Birkaç kez açar. Ondan sonra da hiç açmaz. Uygulamalara izinlerine onay vereceksiniz, açılacak. Direkt buradan dedi ki cihaz bağlantısı kesildi. Mesela sete tıkladık. Buradan tıkladığımızda LH716 diye geçiyor. Tıkladık mesela, bağlanmayı deniyor. Bağlanmayacak. Son güncellemelerden sonra bir sıkıntı yaşadı artık, neyden kaynaklıysa. Bağlanmıyor. Bunu herkes özellikle söylüyor. Cihaz bağlantısı kesildi diyor. Cihazda bağlantı kurmuyor şu an. Mesela buradan giriş yaparak da deniyorum. Yine aynı. Yine bağlanmıyor. Cihaz bağlantısı kesildi. Her türlü izinlerini veriyoruz. Yine bağlanmıyor. Zaten bu ucuz akıllı bilekliklerde önemli olan Bluetooth'ta birbirine bağlanması. Siz atıyorum burada saatinizi burada bıraktınız ya da işte akıllı bilekliğinizi burada bıraktınız. Telefonunuzu aldınız, içeri gittiniz. Burada şarj oluyor mesela akıllı bilekliğiniz. Tekrar geldiğinde otomatikman Bluetooth'la bağlanması lazım. Ama bu ucuz şeylerde birkaç kez bağlanıyor. Ondan sonra bağlantısı kesiliyor, bağlanmıyor. Normalde güzel bir şey yapmışlar, yani fiyatına göre de öyle pek sıkıntılı bir şey değil. Mesela buradan tıkladığınızda saatinizin nerede olduğunu buluyordu. Uzaktan fotoğraf çekebiliyordunuz. Mesela buradan tıklıyorsunuz. Bir tıklamayla işte menü değiştiriyor. Basılı tuttuğunuz zaman o menünün içine giriyor. Mesela burada kamera var. Kameraya da basılı tuttuğunuz zaman telefonunuz uzaktaysa bile buradan fotoğraf çekebiliyordu. Bulunduğu yerin fotoğrafını alabiliyordu, görüntüsünü alabiliyordu. Alarm kurup da böyle bileğinizde titreşim verebiliyordu alarm saati geldiği zaman. Veya buradan uzun oturma hatırlatması var. Tıkladığınız zaman, işte kurduğunuz zaman mesela diyorsun ki ben yarım saatte bir beni hatırlat. Fazla oturmayayım, kalkayım, yürüyüş yapayım, dolaşayım. Onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bileğinizi çevirdiğiniz zaman parlak bir ekran veriyor, parlaklığını ayarlıyor falan. Buradan mesaj geldiği zaman mesajları görebiliyordunuz. Yani açılsa ben size bunları gösterecektim ama yani ucuz yollu şeyin bilekliğin zararı da bunlar işte. O yüzden yani bir 100-200 fazla verip kalitelisini almak daha iyi. Buralarda koşuydu, işte bisikletti, yürüyüştü, fitness'tı, bunları falan şey yapabiliyorsunuz. Normalde görebiliyorsunuz. Mesela sports demiş. Basılı tuttuğunuz zaman işte koşu diyor. Basılı tuttuğunuz zaman süre başlıyor burada. Kendinize süre biçerek koşu yapabilirsiniz mesela. Normalde. Tabii bunu da bu indirdiğiniz uygulamaya yansıtıyor. Ne kadar kalori harcamış olabilirsiniz, ne kadar süre bunu yapmışsınız, ne kadar süre koşmuşsunuz. Çağrı geldiği zaman akıllı bilekliğiniz titreyip buradan
Kimin aradığını yazıyordu burada, kimin aradığını gösteriyordu. Veya mesaj geldiği zaman mesajın kimden geldiğini, içeriğini gösteriyordu. Yani normalde fiyatına göre güzel bir üründü. Kalp atış hızınızı buradan gösteriyordu. Buradan bastığınız zaman, basılı tuttuğunuz zaman tekrar gelelim. Şuradan basılı tutalım. Kalp atış hızınızı şu şekilde buradan ölçmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi ben bunu 40 liraya almıştım. Yaklaşık bir sene oldu. Hiçbir işe yaramaz. Bu bilekliği, buna oturtuyorsunuz bunu. Şu şekil bir şeydi galiba. Ondan önce şeyi göstereyim. Şarj aletini. Şarj aleti buradan şarj kısmına buraya oturtuyorsunuz. Ondan sonra bunu da adaptöre ya da USB giriş bir yere takıyorsunuz. Ondan sonra şarj oluyor. Şeyi şu şekilde bir oturtuyorduk. Yapabilirsek şimdi. Sanırsam yaptık. Evet. Şu şekilde bileğimize geçiriyoruz. İşte ucuzluğun verdiği şeyler. Ekranı çıkıyor buradan. Tamam, oturdu şimdi yerine. Buradan bileğimize geçiriyoruz. Şuradan ayarlama yeri var. Artık ben bunu çocuğuma veririm. Şey olarak kullanır. Oyuncak olarak kullanır artık. Tabi bazıları yorumlarında şey yazmış. Xiaomi'lerde, Samsung'lardan hariç farklı telefonlarda açabilir diye, açabiliyor diye şeyler yazmış ama bilmiyorum. Onlarda da denemedik. Zaten 40 liralık bileklik için de gidip yeniden Xiaomi veya farklı bir telefon alacak halimiz de yok. Kutusu şöyle. Burada yazmış spor, nabız ölçer, adım sayar, suya toza dayanıklı. İşte laf olsun ne kadar dayanıklı. Mesaj bildirimi falan var. Tabi bu atıyorum güvenlikte çalışıyorsunuz veya başka bir işte de olur. Buradan mesaj geldiği zaman nereden geldiğini, önemli mesaj mı değil mi görebilirsiniz veya arayan kişiyi görebilirsiniz. Ona göre güzel bir şey. Tabi çalışsa yani. Yui Smart Band 4. Kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle almayın. Batarya kapasitesi 90 mAh falan fişman bir şeyler yazmış. Şurada bir kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzundan da tam neyin ne olduğunu çıkaramıyorsunuz aslında da. Türkçe yazmış ama dediğim gibi 5 para etmez, hiçbir işe yaramaz. Önermiyorum, almayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.